Merhaba arkadaşlar, ben doktor fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu kıkırdak erimesi, kıkırdak aşınması ya da kireçlenme gibi problemlerin ameliyatsız tedavisi var mı? Varsa nasıl olabilir? Nelere dikkat edersek bu kıkırdak doku aşınması azalabilir ya da kıkırdak erimesi varsa, ağrıya neden olduysa bu ağrılar ortadan kaldırılabilir sorularının yanıtlarını vereceğiz. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin öncelikle bu kıkırdak aşınması, kıkırdak erimesi ne demek? Dizlerde, omuzlarda ve baş parmakta sıklıkla gördüğümüz bu problemin kaynağı ne? Kısaca bahsedip videomuza giriş yapalım. Kıkırdak doku burada gösterdiğim gibi eklem yüzleri arasında kaygan bir zemin oluşturan, sizin hareketlerinizi çok daha kolay ve konforlu yapmanızı sağlayan, aynı zamanda etraf dokulara yastık görevi görerek sizin hareketler sırasındaki yük aktarmanızı kolaylaştıran bir yapı. Ve bu yapı yaşla birlikte, fazla kullanmayla birlikte ya da genetik olarak erken dönemde hasarlanabiliyor. Ve hasarlanırsa da burada gösterdiğim gibi osteoartrit dediğimiz, yani kireçlenme, yani sizin bildiğiniz versiyonuyla kıkırdak erimesi, kıkırdak kireçlenmesi ya da kıkırdak aşınması problemi meydana gelebiliyor. Eğer kıkırdak aşınması probleminiz burada gösterdiğim gibi hafif düzeylerde seyrediyorsa, işte o zaman ameliyatsız bir şekilde kıkırdağınızın tedavi olma şansı var ki bunu da videonun devamında 5 maddede kısaca size anlatacağım. Ama eğer ciddiyeti bu durumdaysa, kıkırdak doku tamir edecek kadar kalmadıysa ve ağrılarınız günlük yaşamda herhangi bir şekilde gitmiyorsa, bazı durumlarda evet ameliyat son çare olarak da kullanılabiliyor. Gelin biz bugün 5 maddede ameliyatsız tedavi yollarını değinerek en azından hayatınızdaki konforu artırmaya çalışalım. Eğer kıkırdak hasarı varsa, özellikle dizlerinizde, ayak bileğinizde, ayak baş parmağınızda, kalçanızda bu problemle yüzleşiyorsanız, yapacağımız ilk şey kilo vermek olmak zorunda. Çünkü eğer hem kuvvetsizsiniz hem kiloluysanız, eklem aralıkları burada gösterdiğim gibi kıkırdak azaldıkça birbirine yaklaşıyor. Sizin kilonuz fazlaysa, İyice bu eklem sıkışarak sizin günlük hayattaki ağrılarınızı en üst düzeye çıkarıyor ve artık hayattan zevk alamaz hale geliyorsunuz. Eğer ameliyatsız bir çözüm olsun, ben ameliyattan korkuyorum diyorsanız, ilk yapmanız gereken şeyin kesinlikle kilo vermek olduğunu aklınızdan çıkarmayın. İkinci olarak birçoğunuzun bence bilmediği bir madde var. Vücudumuz kıkırdağı aşındırırken, yani siz dizinizi zorladığınızda, omzunuzu zorladığınızda erken dönemde bir şişlik meydana gelir. Bu şişliğe biz inflamasyon deriz. Aslında yara olan o bölgeyi iyileştirmek için vücudumuz bir sıvı üretir. Ama bu sıvı sizin her hareketinizde ağrıya neden olan esas sıvıdır. Yani dizinizin içerisinde büktüğünüzde sanki bıçak batıyormuş gibi hissettiren ya da yürürken dizinizde hafif bir boşalma hissi yaratan, dizinizden ses gelmesine yaklaşık olarak neden olan işte bu sıvının fazlalaşmasıdır. Ve bu sıvıyı fazlalaştıran bazı besinler var. En önemlisi ise sigara, şeker ve trans yağlarla zenginleşmiş yiyeceklerin tüketilmesi vücudunuzdaki bu inflamasyonu zaten artırıyor. Sadece eklem yüzleri değil, bütün vücudunuzda belki de fark ettiğiniz şekerli beslendikten sonra sindirim güçlü, şekerli beslendikten sonra çok sık fark eder, özellikle kadın hastalar, yüzük varsa yüzükleri girip çıkmakta zorlanır. Ayak bilekleri şişer, el bilekleri ve parmakları şişer. İşte bu gıdalardan uzak durmadığımız sürece kıkırdak kendini iyileştirmekte güçlük çeker. Çünkü eklem zaten ekstra bir sıvıyla doluysa, vücudunuz bu sıvıyı uzaklaştırmakta güçlük çekiyorsa, dizin kendini iyileştirme kapasitesini azaltmış olursunuz. Özellikle sebze ağırlıklı beslenmek, su yeterince içebilmek vücudunuzdaki bu inflamasyonu ortadan kaldırabildiği gibi aynı zamanda eklem yüzlerinin iyileşmesine de fayda sağlar. C vitamini, D vitamini, magnezyum değerlerinizin normal aralıklarında olması yine bu beslenme şekliyle birlikte kıkırdak aşınmasının ortadan kaldırılabilmesi için çok çok önemli. Özellikle ameliyatsız bir iyileşme bekliyorsak bu söylediğim beslenme şekline dikkat etmemiz gerekiyor. Üçüncü olarak da fizyoterapi.
Aslında bunu bilerek üçüncü sıraya yerleştirdim. Çünkü ilk ikisi sizin elinizde olan, yani hiçbir maddi anlamda ekstra bir yüke sahip olmayan detaylardı. Bu detayları hallettiniz. Ameliyat hala olmak istemiyorsunuz. İşte o zaman bir fizyoterapiste çalışarak, bir devlet hastanesi kurumu olabilir, üniversite hastanesi olabilir ya da özel kliniklere başvurarak doğru yapacağınız egzersizlerle eklemlere tutunan kasları kuvvetlendirebilirseniz işte o zaman eklem aralığı biraz daha rahatlayabilecek ve sizin ağrılarınızı azaltabilecek. Eğer ağrılarınız çok yüksek düzeyde değilse sizden ricam günde yaklaşık 25-30 dakikalarla başladığınız, haftada 4-5 defa yaptığınız yürüyüş diz bölgesindeki eklem yüzlerinin hareketiyle birlikte kıkırdağa gelen kan dolaşımını artıracağı için aynı zamanda o bölgede iyileşmeyi de destekleyebilirsiniz. Yapabileceğiniz en önemli şey açık havada yapacağınız bu yürüyüş. Daha önce dışarıda yürüyemeyenler yürüyüş bandı kullansak olur mu, dizimize zarar verir mi diye sormuşlardı. Onun videosunu da buradan çıkan linkten izleyebilirsiniz. Aynı zamanda evde bisiklet sürmek de diz eklemine zarar vermediğini gösteren çalışmalar yine buradan çıkan linkteki videomda mevcut. Dolayısıyla imkanınız varsa dışarıda yürüyüş. Yoksa evde yürüyüş, yürüyüş bandında. Eğer evde de eliptik bisikletimiz varsa yine evdeki bisiklet ergometresi ya da eliptik bisikleti kullanarak o bölgedeki dolaşımı artırarak kıkırdağın beslenmesini sağlayabilirsiniz. Ve beşinci olarak aslında yine yapabileceğimiz kolay bir detay var. Bu çok gözden kaçıyor ama aslında kıkırdağın iyileşmesi için çok kıymetli bir detay. Dizinizde şişlik varsa erken dönemde, çok uzun zamandır ağrı da eşlik ediyorsa, lütfen ama lütfen buz uygulamasını 2-3 saatte bir arayüz kullanarak, bu bir ıslak havlu olur, havlu peçeteniz olur, hiç fark etmez. Uygulamayı lütfen unutmayın. Bu özellikle diz etrafındaki şişliği azaltıp inflamasyon dediğim az önceki ekstra iyileşme sıvısını fazla kalan miktarını, yani orada kronikleşen miktarını ortadan kaldırabileceği gibi vücudunuzdan o inflamasyonu atmaya da fayda sağlayacak ve bu şekilde o bölgedeki iyileşme süreci desteklenecek. Yani size 5 maddede kıkırdağı ameliyatsız iyileştirme yollarını anlatmış oldum. Bu söylediğim maddelerin en az 2-3'üne dikkat etseniz dahi 3-4 haftada yaşam kalitenizin kireçlenme hastasıysanız, yani osteoartrit hastasıysanız ne kadar yükseldiğini gözlemleyebilirsiniz. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da yine Instagram hesabımı buraya bırakıyorum. Instagram üzerinden ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.